İşte Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında gördüğümüz bu ayetler de müteşabih ayetlerdir. Aynen bunların da Allah'tan geldiğine inanırız ve biliriz ki bunlar ayettir. Peki bu tür ayetlerin rolü nedir acaba? Yani acaba bu ayetler bize nasıl bir hedef gösteriyor? Arkadaşlar, Resulullah Efendimiz'den bize intikal etmiş bu konuda herhangi bir açıklama göremiyoruz. Kur'an'ın başka herhangi bir yerinde de bu konuda açıklayıcı bir bilgi bilmiyoruz. Bu konuda şunları söyleyelim inşallah. Selef bu konuda şunları söylemiştir. Surelerin başında gelen bu ayetler Kur'an'a dikkat çekmedir demişler. Yani Rabbimiz o güne kadar insanların Kur'an'ın muhataplarının alışık olmadıkları bir ifadeyle söze başlayarak onların dikkatlerini kitap üzerine çekmek istemiştir deniyor. Allah buyuruyor ki sanki bu ayetleriyle kullarım dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bunu kendi sözlerinize benzetmeyin. Şu anda içinizden birisi konuşmuyor. Şu anda peygamber de konuşmuyor. Bu benim sözümdür. Şu anda Rabbiniz konuşuyor. Gelin bunu benim sözüm olarak dinleyin. İçinizden birisinin sözünü dinleyip de onu kulak ardı ettiğiniz gibi sakın benim sözümü de kulak ardı etmeye kalkmayın. İçinizden birinin sözünü dinleyip onu çöpe attığınız gibi benim sözümü de dinleyip çöpe atmaya kalkmayın diyor sanki Rabbimiz. Gelin şu anda Allah konuşuyor. Bu insan sözüne benzemez. Alim sözü, fazıl sözü, filozof sözü, psikolog sözü, sosyolog sözü, amir sözü, müdür sözü, baba sözü, ana sözü gibi dinlemeyin bunu. Sakın ha, benim sözümü içinizden birinin sözüne benzetmeyin. İçinizden birinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözümü de öylesine dinlemeye kalkışmayın. Şu anda ben konuşuyorum. Bu söz Allah sözüdür. Ben konuşuyor olarak dinleyin ve gereğini yerine getirin diyor. Sanki daha sözlerinin başında Rabbimiz. İşte insanlar bu söze daha bir ciddi kulak versinler, daha bir ciddi dinlesinler diye böyle bir dikkat çekmedir denmiş. İkinci olarak şunu diyelim, bakıyoruz sure başlarında gelen bu tür ayetlerden sonra genellikle Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekilmektedir. Mesela Elif, La, Mim, Zalikel Kitab. Burada olduğu gibi bakıyoruz ayeti kerimeden sonra Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e yani kitaba dikkat çekiyor. Veya Yasin vel Kur'anil Hakim. Orada da Allah Yasin hurufu mukadda ayetinden sonra yine hakim olan, hayata hakim olan, hikmet sahibi olan Kur'an'a dikkat çekiyor. Sonra başka bir yerde Taha ma enzelna aleykel Kur'an. Başka bir yerde Elif, Lam, Ra. Kitabun enzelnahu ileyk. Başka bir yerde Elif, Lam, Ra. Tilke ayatul kitab gibi bakıyoruz. Bu ayetlerden sonra Rabbimiz genellikle Kur'an'a dikkat çekiyor. Öyleyse sure başlarındaki bu ayetler Kur'an'la alakalı tüm insanlığa meydan okuyor demektir. Sanki bu ayetleriyle buyurur ki Rabbimiz Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Yasin, Ha, Mim. Ey insanlar! İşte elinizdeki Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir. Sizler bu harfleri tanıyorsunuz. Sizler bu harfleri okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Bu harfler ellerinde olan sizler, bu harfleri okuyan, yazan sizler, bu harfleri tanıyan sizler, haydi gücünüz yetiyorsa bu kitabın bir benzerini meydana getirin. Kur'an gibi bir kitap ortaya koyun bakalım diye sanki Rabbimiz tüm insanlığa bu ayetlerle meydan okuyor denilmiş. Bir üçüncüsü de bu harflerle Kur'an'ın Allah'tan geldiği beyan ediliyor denmiş. Yani
bu kitap herhangi bir insan sözü değil. İnsan kaynaklı bir kitap değil, Allah kaynaklı bir kitaptır mesajını ulaştırma adına. Rabbimiz surelerinin başında böylece hitabı uygun bulmuştur deniyor. Ama en güzeli manasını bilmesek de bunlar aynen öteki ayetler gibi Allah'tan gelmiş birer ayettir diyoruz ve öylece iman ediyoruz.